T24 ekranından herkese merhaba. Ben Ayşe Naz Bulamur. Ben Azal Sipahi. Ekran aşkına da bizleri ekrana bağlayan dizi ve film gibi yapımları mercek altına alıyoruz. Peki hocam bu bölümümüzdeki konumuz hangi yapım? Bugün yeni başlayan Leyla dizisini tartışalım. Leyla küçükken önce annesini sonra babasını kaybeder ve üvey annesi Nur da onu sevgilisiyle birlikte bir çöplüğe bırakır ve çöplükte Cino ile tanışır. Onu sever. Böylece oradaki zorluklara katlanır ve zamanla Leyla'nın hem aşk ve intikam yolculuğu başlar. Evet yine bir intikam e, dizisi. <laughs> evet. Bu dizi de yayına 11 Eylül'de başladı. E, 8 yaşındaki Narin Güran'ın hala soruşturma süren cinayetinden sonra girdi yayına. E, ve dizinin başında siyah ekranın üzerinde e, şöyle bir yazı yer aldı. Çocuklara yönelik her türlü istismar ve şiddetin önlenmesi için mücadele etmek, güvende oldukları ortamlarda yetişmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hayatlarımızdan zamansız ve hoyratça çalınan tüm evlatlarımıza unutmayacağız diyor bu yazıda. E, ancak bir yandan da Hani bu mesajın güzel bir mesaj olmasının yanında dizinin ilk bölümlerinde tamamen bir çocuk istismarı izliyoruz biz bu dizide. O yüzden de yani acaba bu yazıyı çocuk istismarı bize izletecekleri için önden bir tampon olarak mı koydular ne yaptılar diye de düşünmeden edemedim. O yüzden de bunu belirterek bu bölümü açalım istedim. İlk sorum Leyla dizinin ismiyle alakalı olacak. Çünkü kısaca Leyla diyoruz ama aslında dizinin adı Leyla Hayat 3. Nokta, Aşk 3. Nokta, Adalet 3. Nokta, olarak geçiyor. Peki bu isimli bir dizi bize ne anlatmaya çalışıyor olabilir? Neyin altını bu kadar çizmeye çalışıyor olabilir dersiniz? Şimdi edebiyatta üç nokta okuyucuya bir davetiyedir. Okuyucu kendi yorumlarıyla metni zenginleştirir. Fakat burada böyle bir durum yok. Bana sanki dizinin adına karar verilememiş ve bu her hikayede gördüğümüz bu aşk, adalet, hayat temaları rastgele serpiştirilmiş gibi geldi bana ve o yüzden de çok klişe buldum ismini ve Leyla ismi de çok fazla geçiyor zaten birçok dizide ve e, sanki bir e, adalet inancına tutunmak da e, var. Evet bu çocuklara ne olursa olsun ister çöplükte yaşasınlar, ister e, her türlü şiddeti görsünler. E, sonunda her şey e, iyi olacak inancı var e, sanki. Sonuçta evet Leyla'cını o çöplükte yaşamış, e, şiddet görmüşler ama şu anda bir villada yaşıyorlar. Aşıklar, anneleri e, var, işleri güçleri var ama e, gerçek hayatta e, kaç çocuk bunlara e, sahip e, oluyor? Ve dizinin başındaki e, bu mesaj güzel evet unutmayacağız e, bu çocukların mesajı güzel fakat biz bu mesajdan sonra gördüğümüz ilk karakter e, Nur'un kocası e, futbolcu oldu maalesef. Evet, Leyla değil. Evet, Leyla'yı görmüyoruz. E, kısaca Leyla dizisi olarak bahsedeceğim bundan sonra. E, Brezilya yapımı, Avenida de Brezilya dizisinden uyarlama. Orijinal yapım e, 179 bölüm sürmüş. Umarım Leyla o kadar sürmez. Çünkü yani 5 bölümde dahi neler 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 oldu neler. E, dizinin başlangıcında yıllar öncesine gidiyoruz. Gonca Vuslater'in canlandırdığı Nur karakteri. E, Leyla'nın e, babası Hilmi ile evleniyor. Mali ile hain planları var. Hilmi'nin parasına konmak istiyorlar. Bu esnada e, daha sonrasında Nur'la evlenen futbolcu Tufan <laughs> işte Hilmi'ye çarpıyor. Hilmi ölüyor. Çocuklar çöplüklere bırakılıyor ve daha sonrasında e, fu hani bu şey Tufan futbolcu Tufan çok vicdan azabı çekiyor. Çarpıp kaçan Tufan. Nur'la evleniyor. Ardından Cino'yu meğersem Mali ile Nur'un oğullarıymış evlat ediniyorlar derken işte yıllar sonrasında geliyoruz bir villada yaşanıyor. Leyla artık Ela ismini kullanıyor. Bir şef olarak intikam için orada bu ailenin içerisinde Mali de çocuğunun eniştesi olmuş bir halde. Yani Mali Nur çifti futbolcu Tufan ve kardeşiyle evlenmiş bir Haldeler daha Türk dizisi <laughs> olması için ne olabilirdi bilemiyorum. E, ama e, klişeler bunlarla sınırlı değil. E, kader ağlarını örüyor, örüyor, örüyor ve Ela ve Civan, yani sizin de bahsettiğiniz Leyla ve Cino, Çöplük'te tanışan çocukluk aşkları günümüzde tekrardan karşılaşıyorlar. Bu tekrardan karşılaşma sahnesini de e, biz sizden dinleyelim isteyeceğim hocam. Şimdi o karşılaşma sahnesinden hemen önce aslında biz önce bir çöplükteyiz ve orada Neco bu çocuklara şiddet uygulayan karakter küçük Leyla'ya eğer işe yaramayacaksan geber diyor. Onu bir küvette neredeyse boğmaya çalışıyor. Yani biz çok trajik bir sahne izliyoruz ve hemen sonrasında bir havuzdayız ve Leyla hav havuza girmiş ve tam dibine oturmuş havuzun. Belki de evet geçmişin travmalarıyla beraber havuzun e, dibinde oturuyor ve onu boğulduğunu zanneden Cino da belki zamanında Leyla'yı kurtaramayan Cino e, havuza atlıyor ve e, burada Leyla'yı e, kurtarıyor. Yani biz şimdi tabii ki birçok diziden bu kurtarıcı erkek klişesine alışız. Ayrıca e, bir erkeği önceden tersleyen ama sonra aşık olan kadın figürlerine de e, alışırız. Ama burada asıl sorun e, bana göre yani bu havuz sahnesinin e, tam bu çöplük sahnesinden hemen sonra gelmesi ve bu kadar e, yani korkunç bir olayın bir boğulma sahnesinin e, sanki iki karakterin yıllar sonra flört e, flörtleşmesiyle e, yumuşatılması. Yani evet izleyici evet bu çocuk bunları gördü ama hani bak şimdi e, gayet güzel, e, sağlıklı ve e, hayatında da yine bir aşk mesajı verilmesi bence eee kötü. Yani buradaki flirt bana göre o izlediğimiz <laughs> sahneyi yumuşatıyor. Evet. Peki bu kaderin ağlarını ördüğü ve bir evde yine <laughs> bu insanları buluşturduğu tesadüfler zincirine ne diyorsunuz hocam? Bu konuda da yorumlarınızı merak ediyorum. Evet bu tesadüfler zincirinin en büyük sebebi bütün karakterleri aynı mekanda toplamak. İktisadi diyorsunuz. Evet kesinlikle öyle. Böylece çekimler daha kolay geçsin diye işte iki sevgili iki kardeşle evleniyor. Bunun dışında tabii şimdi Nur'un kocasının katilinin zengin çıkması da bana göre ayrı bir tesadüf. Yani hep gene bir aşk tesadüfü sever e, teması da var. Evet e, dizinin orijinalinde de çocukların bir çöplükte kaldıklarını e, anladım yazılardan. E, ve hatta bu da eleştirilmiş. Yani Türkiye'de hani çocuklar çöplüklerde kalmıyor. Farklı hmm. bir hani evsiz olma ya da hani m, hani aileleri tarafından terk edilmiş çocukların yaşadığı farklı durumlar var diye sanırım bu da uyarlamadan e, direkt alınan hmm. bir şey olduğu için çöplükteyiz yine. Peki o çöp çöplük nasıl bir metafor? Hmm. Bence e, toplumsal kokuşmuşluğun da bir e, metaforu. Bu e, nur e, geliyor çöplüğe ve bu pis koku genzimi yaktı e, diyor. Yani toplumdaki sorunlara işaret ediyor. Ama maalesef e, bu çöplük aynı zamanda bir e, masasılaştırılmış. Çünkü bu çöplük bir e, deniz kenarında, bir kumsalda. Hele e, bazen kamera sadece dalgalara odaklandığında ben kendimi bir e, sayfiyede hissediyorum. Yani pırıl pırıl parlayan bir güneş, e, dalgalar. Tangalar, kumsal yani gene böyle bir e, masalsılaştırılmış bir e, mekan e, gibi geldi e, bana maalesef. Evet ve mesela orada tam denizin kıyısında Leyla'nın kapatıldığı kafesteki çeşitli kumaş parçalarıyla estetize etilmiş olması bu tutsaklık halinin bir evet. çocuk istismarının. Onu da ben de e, siz söyleyince eklemeden geçemedim. Ve işte çöplükte de bir güzide e, annesi Hı -hı. var çocukların ve hani onları koruyor, kolluyor, sarmalıyor ama bir yandan da aslında kocası Neco ile beraber sömürüyor. Dizde çeşitli annelik temsilleri görüyoruz. Dizde nasıl anneler, nasıl Hı -hı. temsiller görüyoruz? Dizi zaten ilk açılışta hemen bu kötü üvey anneyi görüyoruz Nur karakterini ve karşısında Leyla. Leyla'nın elinde ölmüş annesinden kalan bir oyuncak var ve onu alıp atmakla tehdit ediyor. Sonra da elinde makas saçlarını keserim diyor. Yani korkunç bir sahne. Ama hani üvey anne de zaten hep böyle olur bir klişesi var. Ama öte yandan da belki de anne olmak için de doğurmaya gerek yok mesajını da görüyoruz çünkü. Çünkü bu Leyla'yı evlat edinen anne de çok merhametli, sevgi dolu bir kadın ve Leyla'yı ilk tanıştığında onun hizasında olacak şekilde eğilip onunla sohbet ediyor. Evet, evet. Peki, babalara gelelim. Ee, i̇şte kızı Leyla'nın e, istismar edilmesine göz yuman bir Hilmi babamız var. Hiç kimsenin biyolojik babası olmayan ama evini, nüfusunu açarak daha böyle e, imkanlarıyla e, babalık yapmaya çalışan Tufan var. Ama çocuklarıyla çok bir ilişkisini, onu da görmüyoruz. Öz ve başka çocukları e, çöplüğe bırakan Mali var. Mali'nin para göz babası çöplüğün başındaki Neco var. Tufan'ın kafelerde kadınların peşinde koşan karikatürize babası var. İşte Civan'ın nişanlısı Ceren'in Civan'a hani hemen bana baba de diyen bir babası var. Yani ama babalar da genelde hep böyle bir iskele babası gibiler. Tufan mesela hani hakikaten cidden bir babalığını görmüyoruz. Hani bu ekonomik imkanları sunmak dışında bir de mesela ünlü bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Filmin açılış sahnesinde transfer haberini görüyoruz. Sizin dediğiniz gibi unutmayacağız mesajından sonra. Daha sonrasında 2024'te e, halı saha yaptığı için e, telefonuna bakamadığını görüyoruz. Bir de işte Civan'ın kayınpederinden ya o ne goldü ya yıllar yani falan. Onun dışında yani futbola dair ne bir e, işte eski sahnelerde antrenman ne bir şey. Hiç hiç öyle bir şey de e, görmüyoruz. Peki bu çocukluğu kötü geçirmek meselesi. Hı hı. Bu böyle kötü anneliğe ve kötü babalığa da bağlanıyormuş gibi geldi bana. Bu konuda hı hı. siz ne düşünürsünüz? bence de hep kötülük sanki hep bir çocukla bağlanıyor. Hani deha'yı da konuşmuştuk. Orada da çocuğunun ölümüne sebep olan İskender zamanında bir çukura atılmış ve oradan çıkamamış bir süre. Onun travmasını yaşıyor. burada da zaten Nur Mali onlar da çöplükte yaşamışlar. Hani belki işte bu Leyla ve Cino belki bu kötülük zincirini kıracaklar. Belki öyle bir ümit var. Ama tabii şunu da eklemek lazım ki gayet iyi şartlarda yaşamış böyle tahsilli insanlar da çocuklara gayet kötü davranabiliyor. biliyor yani çok ünlü liselerden mezun olup da çocuklarını odaya odaya kitleyen ve bu disiplin tarzından dolayı da kendi gurur duyan anne babalar da var maalesef. Evet ve çok kötü çocukluk geçirip kötülük yapmayan insanlar da evet, var öylece. aynı şekilde ee, ve başta da söylediğimiz gibi yine bir intikam hikayesi <laughs> izliyoruz. Ee, 2024'te e, ünlü bir şef olan artık Leyla, Ela e, Bamya ile başlayan intikamının nereye gideceğini e, göreceğiz e, ama sizce farklı bir şey görebilecek gibi miyiz? Evet Deha'da bir sarma muhabbeti vardı. Burada da <laughs> Bamya'yı izledik. Gene aynı Deha dizisinde olduğu gibi Leyla'da da bu intikam hikayesine yeni bir soluk, yeni bir boyut göremiyoruz maalesef. Ve çok komik sahnelerde izliyoruz. İşte Nur... Kocasının eski nişanlısının kuaförünü basıyor neredeyse. Yok şampuana ilaç katmış. İşte e, Leyla e, Nur Hanım'la alışveriş yaparken ona özellikle bir kötü bir kıyafet e, seçmesini istiyor. E, rezil olsun bir partide diye. Yani bunlar çok e, ucuz numaralar gerçekten. Yani biz niye izleyelim e, bunları? O yüzden de hiç beğenmedim bu intikam sahnelerini. Evet yani bazı yerlerde de hatta Nur'u kolladığını da görüyoruz güvenini kazanmak hı hı. için olsa gerek. Ve bu hani izlemeye çalıştığımız komik olmaya çalışan ya da şiddeti gözümüze gözümüze sokan karakterlerin, sahnelerin ee, anlatıya katkısı ne diye sormak istiyorum. Ne anlatılıyor bize? Vallahi bence bir katkısı <laughs> e, yok henüz ben e, göremedim. E, tabii ki evet bu çocuklara yapılan şiddetin görünür olması lazım. Fakat e, kurgunun da gerçeklikten bir farkı olması lazım. Yani gerçekliği e, sorgulaması, yeni bir e, düşünce, bir boyut e, getirmesi lazım. Yani burada böyle bir şey yok. Yani sadece bir e, duygu sömürüsü izliyoruz ve her bölümde tekrarlanan Leyla öldü cümlesi var. Yani biz bunu e, anlamak için daha ne kadar dinlememiz lazım ve e, bütün bölümlerin hepsi mezarlık, e, çöplük ve villa arasında e, geçiyor. Yani o yüzden sanki bütün bölümlerin e, senaryoların hepsinin e, matematiği aynı. Yani birini izlesek evet. aslında e, hepsi aynı olduğunu e, düşünüyorum. Evet ve yani hani bu şiddete, istismara dair yani yeni bir bakış açısının ya da bir eleştirinin getirilme işini de aslında Nur karakterinin topladığı sempatiden ben birazcık anladım internette gezindiğimde. Yani işte küçük klipler yapılmış mimler yapılmış? Yani Gonca Hüsseterinin diğer oyunculardan ön ön plana çıkan hmm. oyunculuğu sayesinde sanıyorum ki Nur karakteri insanların sevdiği bir karaktere dönüşmüş gibi. Bence burada da Vasfiye teyzeyi hatırlatıyor bana Nur. Yani Doğru. Bu yalan, ona da yalan dünyadaki mimikler, sözler, bakışlar çok benziyor. Belki o yüzden de insanların ilgisini çekti olabilir evet. Peki hem orijinali hem Leyla gibi diziler neden izleniyor dersiniz? Çünkü Leyla ile Mecnun e, hikayesi izlemek istiyor. insanlar genellikle bir e, aşka tutunmak var. Yani bu iki çocuk zamanında tanışmış. O kadar küçükken birbirlerini sevmişler. Yıllar boyu birbirlerini unutmamışlar. Görür görmez de onu e, hissediyorlar tekrar o e, sevgiyi. Yani bence bu unutulmaz aşk temasına e, tutunmak burada herhalde e, önemli. Ya da e, ne olursa olsun çocuklar iyi olacak. Adalet hep e, kazanacak düşüncesi var. Ama Kaç Çocuk çöplükten çıkıp villada yaşıyor. Ne yani düşünmek lazım? Kesinlikle. Bir de bu çocukluk aşkını tutunmak meselesi de, yani bana böyle çok sandığımız kadar masum bir şey tutunuyormuşuz gibi gelmiyor. Çünkü şu anda Civan mesela Cerenle beraber ve biz e, Leyla ile Cino'yu tekrardan bir araya gö da görmek istediğimiz için eğer buna tutunuyorsak Ceren'in ne yaşıyor olabileceğini işte Civan'ın Ceren'e bunları yaptığı için hani aslında çünkü başka birinden etkilendi ve bununla alakalı Hı -hı. dürüst olmuyor Hı -hı. Ha, açılmadı e, hani ve bir, bir şeyin peşinden gidiyor şu anda ve bu gittiği yollarda alakalı Ceren'i bilgilendirmiyor yani aslında bir ikili oynuyor ama bu Civan karakterini bizim gözümüzde kötü bir yapmıyor çünkü Leyla ile Cino buluşsun gibi oluyoruz e, gibi geliyor. O yüzden e, Ceren'e harcadıracağım. <laughs> ben Ceren'e gizli bir mektup yazıyormuşum. <laughs> Böyle. Peki hocam Leyla dizisi neden izlenir dersiniz? Valla Leyla dizisi bence izlenmez. Öncelikle dizinin gene başında güzel bir e, mesaj vardı. Bu e, şiddet görmüş çocukları unutmayacağız ve bu aslında hepimizin sorumluluğudur e, çocukların iyi olması dendi. Mesela bu sosyal sorumluluk ben e, bir derdim var dizisinde görmüştüm e, erken final e, yapan. Çünkü o dizide bir klinikteydik ve e, ergenlerin sorunlarını e, izliyorduk ve her karakteri daha derinlemesine e, görüyorduk. Ayrıca bu e, şiddete karşı savaşan bir savcı ve e, doktor vardı. Yani o dizide böyle unutulmaz aşklar, Safiye'ye benzeyen bir çöplük değil de bir klinikte geçiyordu daha çok. Yani o dizi içerisinde anlıyorum yer almasını. Çünkü bu çocuklara yapılan şiddet çok büyük bir sorun ve ekranda da görülmesi lazım. Ama Leyla'nın yaptığı gibi değil. Yani bir derdim var. Daha çok bence bu sorumluluğu alıyordu ve ben burada onu gör, görmüyorum. Ve ayrıca İzlenmemesinin bence bir sebebi de e, kafa ötüleyen müzik. Ben dayanamadım bu müziğe. Evet, evet kesinlikle. Yani, yani aslında evet. neden izlenir sorusuyla neden izlenmez de cevapladığımız için e, bir daha neden izlenmez diye sormamı ister misiniz? Ekleyecekleriniz var mı? Çünkü ben de izlenmez diyorum. Peki bir sonraki ekran aşkına da tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.